Merhabalar hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere elindeki bu Elize Lana ip ile harika bir model çıkartacağım İnşallah beğenirsiniz çünkü birçok yerde birçok örgüde bu modeli kullanabileceksiniz üstelik inanılmaz kolay bir yapım var bu şekilde ipim böyle kiremit tonlarında 3 veya 4 numara tığ ile örülüyor renk kodu da burada yazıyor bakın yani almak isteyen olursa böyle çok tatlı çok güzel bir ip yeni aldım. Hemen şöyle paketinden çıkartarak başlamak istiyorum. Şimdi elime bir miktar ip doluyorum ve zincir çekerek başlıyor, başlıyorum. Kaç tane zincir çekeceğimizi bir miktar Zincir çekmeye başladım. Battaniye yapacaksınız, ölçüm battaniyenizi 100 santim mi, 120 santim mi? Zincirinizi bu şekilde çekip ölçüp ona göre e, ayarlayabilirsiniz. Yelek ya da e, farklı bir şey yapacaksanız yine böyle ölçüp sayısını ona göre çekebilirsiniz. Şimdi ben başlangıç için 24 tane zincirle başlayacağım. Hemen bunları çekip geliyorum. Evet, başlangıç için ben bu kadarcık zincir çektim hanımlar. Bakın şöyle bir zincir çektim. Ve son çektiğim yerden tutuyorum bu şekilde. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hatta 4 tane başlangıç için. Bir kez doladım. Tuttuğum yerin içerisine bu şekilde giriyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Şöyle tekrardan yapayım. Buraya böyle ikili trabzan yapıyorum. Başını bir kez doladım. Yandaki zincirimin içine girdim. Buraya da ikili trabzan yapıyorum. Bir kez doladım. Bir sonraki zincire girdim. Buraya da ikili trabzan. Başını bir kez doladım. Yandaki zincire girdim. İkili trabzan. Doladım. Yandaki zincire batıyorum. Hiç atlamadan iki, iki çektim. Bakın şöyle arkadaşlar. Bütün sırayı küçük küçük her zincirin içerisine trabzan yaparak tamamlayacağım. Bunu böyle sıra sonuna kadar her zincirin içine böyle ikili trabzanlarla tamamlayacağım. Ben bunu tamamlayıp bu şekilde hemen geliyorum. Siz de tamamlayın. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde ben hepsini trabzanlarla yaptım kızlar. Bakın şu şekilde. Sıra sonuna geldiğimde 3 tane zincirle bir üst sıraya çıkıyorum. Şimdi modele başlayacağım. Bu benim alt e, eteğimin lastiği gibi düşünün. Yani bunu modelden saymıyorum. Şimdi modele geçeceğim. 3 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Kendi dibindeki bu sık iğnelik olan yeri saymıyorum. Trabzan tepesini. Bakın burayı saymadım. Ondan sonraki kısımlardan itibaren 1, 2, 3, 4, 5. 5. altından girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Araya 1 zincir. Bir kez doladım. Aynı yere battım. Üçlü trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Bir kez doladım. Aynı yere battım. Önce bir sonra iki sonra iki. Bir zincir çektim. Bir kez doladım. Aynı yere battım. Önce bir sonra iki sonra iki. Bir zincir bir kez doladım. Bunu tam beş defa bu şekilde yapıyorum. Bakın beş tane oldu. Şimdi başını bir kez doluyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirin 5. zincirin içinden bu şekilde gidiyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çektim. 1 zincir arasına bir kez doladım. Aynı yere battım. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 1 zincir tekrar doladım. Aynı yere battım. Önce 1 sonra 2 sonra 3 tane oldu bir zincir bir kez doladım aynı yere battım önce bir sonra 2 sonra 2 1 zincir bir kez doladım aynı yere battım önce bir sonra 2 sonra 2 bakın 5 tane oldu şöyle bir kez doluyorum 1 2 3 4 5 trabzan tepesine yine üçlü trabzan yaparak batıyorum. Bir zincir bir kez doladım. Battım aynı yere üçlü trabzan yaptım. Bir zincir bir kez doladım. Aynı yuvaya battım. Yine üçlü trabzan yaptım. Bunu bütün sıra boyunca şöyle elime ilmek dolayayım arkadaşlar. Bütün sıra boyunca bu işlemi tekrarlıyoruz. Bir zincir bir kez doladım. Dibine battım. Ve aynı yuvaya battım yani trabzan yaptım bir zincir tekrar aynı yere batıyorum 5. trabzanın içinde batıyorum şimdi bunu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız ben bunu sıra sonuna kadar yapayım evet kızlar bakın bu şekilde sıra sonuna kadar ben yaptım bakın sıra sonunda şimdi başını bir kez doluyorum 1-2-3 tane boşluk atlayıp o köşedeki zincirimin üzerine batıp buraya üçlü trabzan yapıyorum direkt bir yukarı çıkmak için böylece ilk sıram tamamlandı şimdi bir zincir çekip arka yüzüne döndüm buradaki trabzanın dibindeki o sık iğne yerine bir sık ile battım Şimdi bakın şurada 5 tane ara var görüyorsunuz sizde. 5 tane trabzan arası. Oradan ilkinin içine girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Tekrar girdim. 2 tane sık iğne yaptım. Hemen yanındaki boşluğa bir tane sık iğne. Sonra tekrardan bir tane daha sık iğne. Yani iki sık iğne. Buraya da iki tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi iki zincir. Sonra bakın diğer boşluğun içinden giriyorum sık iğne ile oraya batıyorum bir sonra ikincisinde yapıyorum yaptıktan sonra yaptıktan sonra kızlar bakın şurada bir ara daha kalıyor oraya da sık iğne ile batıyorum bir iki sonrasında bakın direkt şu aradaki boşluğu burayı atlıyorum direkt buraya bir sık iğnesiyle hiçbir şey yapmadan batıyorum ve iki tane sık iğne yapıyorum bir sonraki araya geçiyorum. Oraya da iki tane sık iğne. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bakın şu başta ve sonda iki boşluk. Bu tarafta da iki boşluk. Şu ortadaki olan kısmı atlayıp bir sonraki yere batıyorum. Bir. iki sık iğne. Hemen son araya giriyorum. Bir. iki sık iğne. Bakın, hiçbir şey yapmadan bu, buradaki yelpazenin ilk boşluğuna batıyorum. Bu şekilde 1 2. Bir sonraki araya giriyorum. 1 2. 2 zincir çektim. Bir sonraki araya girdim yine. Buraya da iki sık iğne. Bir sonraki araya girdim. Buraya da 2 sık iğne. Bakın son yelpazem kaldı. Oraya da Direkmen batıyorum. Bir, iki sık iğne. Bir sonraki araya girdim. Bir, iki sık iğne. Bakın iki tanesini yaptım. Şimdi iki zincir çekiyorum ve bir sonraki araya giriyorum. Bir, iki sık iğne. Son bir aram kaldı. Oraya da battım. Bir, iki sık iğne. Şimdi bakın şu zincirin köşedeki şu zincirin tepesine bu şekilde batıp sık iğnesiyle köşeyi de bitiriyorum. Böylece bu sıramız da tamam. Üzerine 3 zincir çekip bir sonraki o yer sıraya geçtim. Tamam, siz, size şöyle göstereyim. Hemen bu sırayı yapacağım. 3 zincirimi çektikten sonra bir kez doluyorum şu ortalarda iki tane zincir çekip yaptığımız boşluğun şöyle içinden girip önce bir sonra iki sonraki çekip Buraya üçlü trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çektim. Bir kez doladım. Battım. Önce bir sonraki sonraki bir zincir bir kez doladım. Battım. Önce bir sonraki sonraki bir zincir. Bunu beş defa yapıyorum. Bir kez doladım. Önce bir sonraki sonraki bir zincir bir kez doladım. Önce bir sonraki sonraki. Tam 5 adet yaptıktan sonra bir kez doluyorum hiçbir şey yapmadan bakın şuradaki motifin tepesindeki o iki sık iki zincirlik boş yere giriyorum. Ve önce bir sonra iki sonra iki çektim. Bir zincir araya bir kez doladım. Önce bir sonra iki sonra iki bakın. Bir zinciri bir kez çektim. Önce bir sonra iki sonra iki. Bir zincir bir kez çektim. Önce bir, sonra iki, sonra iki. bir sonra 2 sonra 2 bir zincir bir kez doladım önce bir sonra iki sonra 2 bunu beş kez yaptıktan sonra bir kez doluyorum ve şu tepedeki boş yere geçiyorum şimdi bunu sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz arkadaşlar görüyorsunuz iki tane sıra yaptım ben bunu sıra sonuna kadar devam edip geliyorum Evet arkadaşlar şimdi sıra sonuna kadar geldim bakın yelpaze şeklinde beş tane trabzanı da yaptım bir kez dolayıp şu köşedeki e, trabzan tepesinden şöyle giriyorum ve önce bir sonra iki sonraki çıktım. Bakın köşeleri böyle güzel güzel oluşturuyoruz. Bir zincir çekip arkasına dönüyorum. Ve dibindeki bu trabzanın tepesine batıp bir sık iğnesi yaptım. Şimdi direkt bakın ilk aradan girip bir sık iğnesi ile bir tane sık iğne yaptım. Hemen bir kez daha giriyorum. iki oldu. Bir sonrakine battım. Bir. 2. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bakın iki tanesini yaptıktan sonra 2 zincir çektim. Bir sonrakine batıyorum. 1. 2. Bir sonrakine batıyorum. 1. 2. Şimdi hiçbir şey yapmadan şu sıradaki yer atlayacağım. İlk aradan girdim. 1. 2. Bir sonrakine batıyorum. 1. 2. 2 zincir arada. Bakın son iki tane boş yuvam kaldı. Oradan da yine bir, iki tane sık iğne, bir sonraki ne battım bir, iki tane sık iğne. Sonra yine yeni yelpaze olan bu şekilde ilk boşluğun içine bir sık iğnesi yaptım. Böyle yine iki tane buraya yaptıktan sonra bir sonraki boşta iki sık iğne, sonra iki zincir şeklinde ilerleyecek. Şimdi bu modelimiz bu şekilde ilerliyor. Ben size bunu biraz daha büyümüş. Arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde bir model. Çok da güzel, kolay bir yapılışı var. Evet, bunu bebe yünleriyle bebek battaniyesi, mevsimlik bebek battaniyesi veya bu modeli yelek çal ipleriyle yine şal veya yelek modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay, çok güzel ve kullanışlı bir e, model. Umarım beğendiğiniz ve hoşunuza giden bir model olmuştur. E, böyle delikli delikli mevsimlik gereklerde kazaklarda kullanabilirsiniz linklerini açıklama kısmına ve aşağıda yorumlara bırakacağım bugünlük bu kadar kızlar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın